Bir zamanlar en büyük hayaldi şehirde yaşamak. Peki bu hayal hayatımıza ne getirdi? Trafik, kalabalık, yalnızlık, stres, sıradan ilişkiler, tatsız yiyecekler. Tam şu an şehirden kaçıp gitmeye karar versem, acaba gerçekten yapabilir miyim? Olmadı mı? Olmadı mı? Hayır. İki kol. Üç buçuk kilo elma lazım ona. Yok artık. Hayal ettiğim hayat ne kadar kolay. Ya da bize gösterildiği kadar masalsın. Hayatımda ilk defa arı sokuyor. Çok kısmetlisin. Bir gün ailemi şehirden uzakta bir hayat kurmaya ikna etmem gerekiyorsa, öğrenmem gereken çok şey var. Dur, kapak çıkıyor. O pipitayı kapatmadın mı? Bu saatler ay saati değil ama. Tırnakları mı? Tırnaklamış. Ben Kıvanç Kasabalı, şehirden uzakta, Rize Hemşin'de, Orta Yol Köyü ve Aydar Yaylası'ndayım. Daha önce ailemle kamp deneyimi yaşadığım Doğu Karadeniz'e, yaylalarına, insanlarına, renkliliğine hayranım. Şehirden uzakta yaşamak için Hemşin'in Orta Yol Köyü gibi bir yer seçersem, sanırım öncelikle tulum çalmayı öğrenmem gerekecek. Ama küçük bir sorunumuz var. Hemşin'in en acayip tulumcusu bana tulum çalmayı öğretecek. Erol abi selam. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Merhabalar. Günaydın. Merhaba, günaydın. Çok güzel köy çok burası güzel. Ya. Evet, bakar mısın doğası falan evet. Müthiş. Doğa çok güzel. Ben de işte buraya geleyim dedim, biraz kendimi şarj edeyim diye. Evet. Ya burada da rahat bırakmayacağız tabii, çalıştıracağız. Bizim burada amele işi çok. Bağ, bayağı amelelik yapacağım orman. Yani. Bunlar hep biçilecek. Kim biçecek? Ben mi biçeceğim? Sen sizin gibi insanlar bize geldi mi yardım edecek yani. İyi çalışırız abi, ne yani yapalım? İyi biçmek yok burada öyle. Kaç senedir çalıyorsun? Ya ben bunu çalıyorum derken yani ben bunu uğraşıyorum öyle. İçimde ufaktan bir akte var. İşte ben bunu fazla başaramadım ama benim ufak bir çocuk var, o çalıyor, ona bıraktım. Tabii. Ben ilk defa tulum çalacağım. Tulum öğreteceğiz, göstereceğiz. İlk hocam da sensin, tamam, ona göre. Ben güzel öğretirim. Benim tulum nerede? Senin tulumu da bularım, bunun bir tulumu daha var bir yerde. Neredeydin? Ya bak burada. Merhaba. Teşekkürler, merhaba. Nasılsın? İyidir, sağ ol. Şimdi tabii bu önce şişireceksin bunu, açalım ya. Şişirmek lazım. Açalım böyle. Önce bakalım. Şirelim. Sen bana göster bakayım. Şimdi ne yapacağız, buradan, nereden buradan başlıyoruz? Buradan bir açacağız bunu, buraya açalım. Buradan ya bir yere otursak böyle ayakta böyle, mı? Bir yere nerede ha, oturalım? Ayakta mı gel, kalacağız? Böyle ya? Oturalım. Gel şu küçüklere. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız? Şimdi bunu üfleyeceğiz abi. Bir üfleyelim. Ha, abi buradan şişiriyoruz abi diyorsun. Abi üfleme yeri koymuş. Üfleme dediğin şişirme. 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 Tamam, balon gibi şişireceğim. Böyle üfle benim gibi. Bak. Üfle. Bekle buradan tutmayacaksın. Üfle. 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 Ağzın tutacak onu. Bunu senin buna tutacak. Bak bunu tuttun mu bunu kim çalacak? Ha tamam, onu söyle hava, sen bana. Hava gittikçe üfleyeceksin. Tamam. Bak böyle. Parmakla ne parmakla o? Bana bakma üfle abi üfle. Sen ne bırakıyorsun ağzından? Abi ben seni öğretiyorum abi. Şaşırtıyorsun abi ya. Abi üfle dur, ya üfle. Dur. Dur. Ne üfle be sabahtan abi. Beri. Dur bir saniye ya, üfle. Dur abi, üfle, devamlı üfle. Üfleme. Ya, az bir şey bekle abi. Geçireceksiniz. Bekle diyoruz abi, bir şey üflüyoruz. Tamam üflüyoruz. Buna vuruyoruz, bekliyorsun abi, dur. Olmaz mı? Bir daha baştan. Burada dur. Sana şeyini göstereyim, para isterim. En önemlisi para. Para bak, hepsi kapalı, tek parmak. Abi, duruma bakma, üfle, gözün millete baksın. Nerede, abi, millet nerede, millet? Millet var, halk seni görecek. Turuncu konuş, eli konuşacak. Ve yürü, para istiyormuş gibi yap. Para yok mu? Para! Böyle, abi sen parayı tutma abi, elini ne bırakıyorsun? Ay parayı mı alacağız? Tulumu mu ipleyeceğiz? Anlamadım ki. Turumcuya paraya sarılmaz paraya. Şişir, o tarafa. Buraya çal abi, çal abi. Para iste abi, paraya git. Ha, bravo. Teşekkür ederim. O 10 lirayı kim verdi? Zaten Selim'den çıkar 10 lira. Bir oğlum varmış galiba. Hangisi oğlum? Bu benim
en ufak benim. Selam, ne haber? Hoş geldiniz hocam. Nasılsın? Bu takdim edelim bu. Misafirimizi epey yordun sen. Sence baban nasıl çalıyor? O uğraşıyor ya. Uğraşıyor değil mi? Kendim, abi sen uğraşmaya devam et tulumla. Nasıl desene oğlum? Ayıp değil mi? Baban öyle diyor. Kendine az bir yapım. Yok, senin tarzın farklı, ben onu anladım. Teşekkür ederim. Ama şimdi oğlundan dinleyeceğiz. İnşallah. Keyfi yerinde. Gülme gülme. Bırakalım biz. Ya, bayıldık ya. Bir çay mı? Senin de çay alalım bari ya. Ha? Oğlan iyi çalıyor ama. Birol abi sağ olsun. Köye gelir gelmez kötü tulum çalsak da para kazanabileceğimi bana gösterdi. Ama bu kadar kötü çalarak köyde barınmam biraz zor. Şimdi gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi. Allah. Hadi abi. Geldi mi? Orta Yol Köyü dik yamaçlara kurulmuş çok eski bir Karadeniz köyü. Eski adı Meleskur olan bu köyde 100-150 yıllık dokusu hiç bozulmamış konaklar ve o konakları korumaya devam eden orada yaşayan şahane insanlar var. Serkan, evi görüyor musun? Onlardan biri de 96 yaşındaki Halil Enine. Halil Enine! Halil Enine! Şişt, sen kimsin? Sen kimsin lan? Ha? Sen kimsin? Ha? Dur. Allah Allah, bu nasıl bir sevgi? Bu nasıl bir sevgi? O şımarık dur. Gibi ya, şımarık. Şımarık. Belli. Dur bakalım. Kıs. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ha, iyi vallahi, sağ ol. Çok güzelmiş burası ya, bakar mısın? Çok güzeldim. Tarihi o, galiba. Orası benim odamdı. Orası mı odam? Oradan domuza şey sallıyor. Halide Nine ile tanıştığımızda ilk bana bahsettiği şey... Her gece kendi bahçesine domuz ve ayıların indiği. Kendisiyle bir korkuluk yapmaya karar verdik. Direkt yapmaya başlayalım mı? Başlayalım. Tahtaları açın kapıyı. Ha, oradan mı? Tamam, sen bekle beni burada. Selim. Tahtalar nerede? Hemen içeri gir abi, kapıdan solda. Ha, ayırdın mı sen? He, oraya gir, solda geliyorum ben, keser çivi alıp geliyorum. Tamam. Ali dedin ne? Buradayım. Ha? Buradayım. Ha, dur, geliyorum. Bu nasıl bir sıcak ya bugün? Ha? Çok sıcak. Çok sıcak ben. Ha? Ne yapalım? Of, yandım ben. Ne yapalım? Of, bunları bırakayım. Şöyle bir çıkarayım. Hani şu erkekler çivi nerede? Nerede Selim, getirmiyor mu? Getirdim abi, getirdim. Gel Selim, neredesin? Yandık Selim ya. Bu nasıl bir nemdir ya? Burası nemi böyle meşhurdu. Keser. Çivi? Aha da çiviler. Ne olacak? Kol yapacağız önce buna. Şimdi bir tane böyle çarpak koyacaksın, pantolon giymeyeceksin. Ha, şöyle yukarıdan mı? Bu kol olsun, bu incedir. Tamam, bu? Bu da kol olsun. Olacak. Bir şöyle. Koluk mu başlanır? Yok, iki kol var. Şimdi, o zaman şöyle kol, şimdi tamam, daha şöyle çakayım da. Sen oraya yap şimdi. Ha, bu oldu. Şimdi kafayı yedecek. Dur, pantolonu da bir tane olsun, böyle geçsin, ne olur. O bir şey olmaz, olur. Bağırmaz. Şimdi böyle kollar hazır. Kollar hazır oldu de, bu hazır mı oldu? Ne yapacağız işte, onu söyle. Kafa yapacağız. Kafayı nasıl yapalım? Bir poşetin içine şey. Şöyle mi? Öyle olur, şapka olmaz, durmaz şapka. Şöyle mi? Nasıl şapka yapacağız? Böyle şapka. Ha, şöyle yapalım, oldu, şapkayı oldu. Takarız oraya. Ha, takarız. Ha. Oldu, aferin. Daha en de doku buraya. Nereye? Ya buyur. Ya, bir daha çak. Bir tane daha çak. Aha! Neyse. İşte kalın mı oldu? Böyle. Bu kolu arz ettim. Bu şimdi buna bibiğine bitişik olacak. Kol da kışa. Şimdi kol bunda. Olmadı mı? Olmadı mı? Hayır. O zaman sökelim. Söküyorum o zaman. Söktük. Yani. Bu arkada geleceksin. Bu da yukarı kafa olacak. Bu da kol olacak. Tamam, baksak. Bak bu kol. Tamam. İki kol. İki kol. Geldi kostümler. Bugün ne giysem? Poşetin içine ot bir şeyle topla, bas. Onu kafaya edelim.
Tamam. Şapka koymak için. Ne yaptın gözlüğü? Ver ver. Ha geldi şapka. Ha ver 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 oldu işte. Ha. Ver. Ha. Kaldı bu beni. Kafası oldu da. Bu ne kadar güzel. Şimdi tamam. Şeyde cümleleri ver. Şöyle bir polo yakamız var. Bence renkli ya olsun. Dedim. Renkli olsun. Korkuluk çok başarılı olduk denemez. Bu benden kaynaklanıyor tabii. Ama kombinini çok güzel yaptık ondan eminim. Kaş yok dedi oraya. Aa bunu bir bu. Aa bunu kazır dediler çok güzel. El keserli. Nerede keser? Halide'nin 96 yaşında olmasına rağmen inanılmaz enerjik bir insan. Kendisi hiç durmuyor. Ve dedim ki ya sen enerjini nereden buluyorsun? Dedi ki ben böyle olmazsa yaşayamam zaten. O yüzden bu köyün enerjisi resmen ona geçmiş. Nasıl salatalık bu? Yemekte görürsen tadını da abi. Bu kabağa benziyor. Benzerse. Abi de ha, nerede bak? Küçük uçak. Abi. Bak orada bak, bir tane kaze var. Onu alabilir misin? Alırım alırım. Hadi yürü. Salatamız var. Şimdi çay içmeye gidiyoruz. Bu gördüğüm şeyler. Geleyim mi? Hadi gelin de. Hemen kızıyor. Hemen kızıyor hiç. Hadi yürüyelim bakalım. Bak bunlar limon galiba. Mandalina mı limon mu? Mandalina. Limonlarla vermez. Ha tamam kızma ya. Allah Allah soruyorum. Televizyonu yeni aldın galiba. Şimdi aldım taksiti verdim de geldim. Taksiti verdin. 5 ay bir şey 3 taksit de yalla. Çalışmıyor galiba anteni mi çıktı acaba ya? Çalışıyor çalışıyor. Ha? Tamam. Burada, ver bakayım alacak. Kumandayı. Burada da alacak. Bak. Halide'ne yeni televizyon aldığını söyledi. Fakat çalıştıramıyor. Sağ olsun Selim de tabii torunu. Ama tabii kanalları ayarlamamış. İş yine bana kaldı. Bak nasıl yakaladı. Bir kilo var. Bu da tatlı su balığı, alabalık galiba. Yiyecek mi? Yiyecek ne yapsın? Aa yedi. Kaçırdı. Aha. Ha? Kaçtı hadi yakala bakalım. Kendisiyle bol bol sohbet etme fırsatım oldu. İnanılmaz hikayeler anlattı bana. Kendi hayatıyla, geçmişle alakalı. Dizinin dibine oturdum. Çay aldık, çayımızı içtik. Uzun uzun sohbet ettik. Sen o zaman kışın geziyorsun. Hiç durmuyorsun evinde. Geziyorum niye gezmeyeyim? Bana öyle demiş. Kim demiş? Adam rahmetli. Ha rahmetli eşin. Gezeceksin, tozacaksın. Gelinle böyle biraz böyle etti. Hiç bakma benim param sana yeter ama don dolaş o da gel, evime geldi. Hayatını yaşa dedik derken. Yaşıyor, ne yaşıyor? Hayatını yaşa. Doğu Karadeniz'e ne kadar çok yakışıyor değil mi? Ama buralarda yaşamak için emek vermek gerek. Abla çık çık bitmiyor. Emeğin karşılığı da daha önce hiç tatmadığımız bir lezzet olacak. Elmalı baklava. Ama önce elma. Ekip! Ağaç bu mu? Bu. Vallahi anca gelebildim ya. Yol bayağı uzunmuş. Köye gelir gelmez vallahi görevi verdiler. Neymiş? Elmalı baklava yapacakmışız ve elma toplamam gerekiyormuş. Bu aleti de tutuşturdular elime. Bakalım nasıl toplayacağım bilmiyorum ama deneyeceğim bir şekilde. Bunun adı hulekmiş. Köylüler burada elmaları bununla topluyorlar. Demek ki ağaca tırmanmıyorlar. Daha pratik bir yöntem herhalde. Neredekine? Dur bakayım şunu deneyeyim. Hadi bakalım gel. Ha bir de bir. Dur bakayım. Oo bu girerse bu üçlük. Ben sana söyleyeyim. Dur bakayım şöyle yaprakla beraber. Hadi bakayım. Vallahi aldım ha. Üçlük. Böyle yukarı doğru tutunca ağırlaşıyor olay. Baksana. İlk defa elmalı baklava yapacağım. Ve ilk defa da hulekli elma topluyorum. Ha geldi mi? Geldi mi? Orada duruyor. Nerede var? Nerede var Serkan? Beni aşağı uçuracaksın ha. Tam şurada hulekin ucunda. Nerede? Şu. Heh. Onu da düşür. Oh. Nerede düştü? Nerede düştü da?
Uygulayıcı yapımcımızın köyüne geldik. Sağ olsun çok yardımcı oluyor ya. Ha? Oturuyorsun arada çay kahve falan. İşin bu. Ha, işin o değil mi? Belli zaten işin. Arabayı yıkatmadın ama hala. Farkındayım yani. Bu kadar elma yeter mi ya? Bari onu söyle ya. Ha? Kaç tane var? Bir kilo var mı? Bir kilo yok da bir 700-800 var ya. 3,5 kilo elma lazım ona. Yok artık ya. Evet. Vallahi 1-2 tane daha toplarım. Bence yeter ya. Bunları dilimleyeceğiz dediler. Allah lezzetli olmazsa ben karışmam. İndi ağacın yarısını aşağıya indirdi. Gel bakayım sen de. Herhalde geldi. Aa. Sevgi abla bu elmaları buldum. Teşekkürler, getirdim. Sağ olasın. Bakalım nasıllarmış, seçelim. Şunu aldık, şunu aldık. Bunlar biraz küçük tabii canım. Evet, onlar daha ama başka elma kalmamış. Olsun, daha zamanı değil elmaların. Ondan gene bu kadar bulmuş. Evet, bu kadar gene bulduğumuza şükredelim. Yeter mi ama baklava için? Yetmezse o bir elmalardan da koyarız. Ateş yandı. Şimdi bezeye geçiyoruz. Bakalım becerebilecek misiniz? Bilmiyorum vallahi baklava, hiç baklava yapmadım. Elmalı baklavayı hiç duymadım. Bu buraya ait. Evet, bu hemşinlilere ait. Elmalı baklava hemşinlilere ait. Şimdi bir yediniz baklava mi? Çeşidiniz. İnşallah beğenirsiniz bakalım. Ben herkes... elmayı çok seviyorum. Çocukluğumdan beri ben bir bahçe elma yemişimdir. Çok şimdi severim. De siz deneyin bakalım nasıl yapacaksınız? Bilmiyorum, sen göstereceksin. Ha, işte bakın. Yapmaya çalışacağız. Bak şöyle. Ha. Tamam. Şöyle. Bakabilir miyim? Açın. Yücel teyze nasılsın? İyiyim yavrum, sen nasılsın? İyidir vallahi, sağ ol. Kolay gelsin işlerinize. Burası nasıl bir mutfak böyle ya? Şu bacaya bakar mısın? Şu detaylar, bu baca ne işe yarıyormuş? Duman çekti. Demek ki burada bayağı bir ateş yanıyordu. Tabii, inekler vardı, inekler mama yapıyordu. O zaman kocaman bir ateş için bu baca gerekli oluyor. Aynen tabii, öyle, evet. Şimdi elmalarımızı hazırlayalım. Bu elmalar ne? Şimdi elma zamanı değil ya, bunlar bu kadar yetmediği için market elmaları. Ben sana elma topluyorum. Ama yetmedi. Köy elmasıyla yapmıyoruz bak. Köy elması, market elması. Benim elmamı beğenmedin toplama, mi? Toplama, hayır toplamaz. Beğenmedin, yok beğenmedin. Canım şimdi. Köy elmasının yerini hiçbir şey tutmaz. Bak onu soyacaktın, gittin şimdi ben laf ettim diye bunu evet, soyuyorsun. Aynen öyle oldu. Bıçak da ben alayım ya. Tamam. Sağ ol abla. Ben de soyarım ama elmayı. Olsun bak şimdi olsun. Bak. Bak kabuk düşmez ha. Sırtım yandı ya. Bu nasıl bir ateş? Hazırlayacağım. İneceğim dedim ben. Aha nasıl dedim? Şu incelik iyi mi? İyi. Tamam. Ha? Tamam. Seni görürüm ha. Tamam. Sen, o kadar bak, ince. Bak ismini şimdi hatırlamadım ya. Heyecandan. Heyecanlandın mı? Evet. Ha, niye? İşte heyecanlı biriyim. Baklar heyecanı mı? Aynen öyle. Benim heyecanım mı? Baklava heyecanı. Arada yiyeceksin. Ha, bu market denk geldi bize. Örtüyü kaldıralım ki rahat açabilirim. Nişasta mı bu? Evet. Baklava nişastayla onunla açılmıyor. Baklava nişastayla açılmış. Şimdi biz elmalı baklava yapıyoruz. Dur. Çevir. Şimdi saralım. Saralım. Saralım diyorsun. Evet. Hafif bak öyle ha, değil bak. Şimdi sarıyorsun ya bak hafif. Çekeceksin. Çünkü ne çok bastıracaksın ne çok. Seveceksin ama. Aynen. Ha, güzel. Şöyle koyup hafif. Yok. Ben işte parçaladım. tabii senin elindeki hassasiyete bakar mısın? Yok, geriye atacaksın. Abarttım biraz, dur geriye tamam, dur heyecanlandım, dur. Neyi tekleyip tak geri çekiyorsun. Bir daha yapıyorum. Şimdi ben biraz şey yapıyorum. Ben hızlı hızlı yapıp işimi bitireyim. Evet, Kıvanç'ın açtığı hamur. Kötü mü? Evet, baksana yırtık pırtık. Ya sen yırttın, o kadar yırtık hayır, değil mi orası? Hayır, sen yırttın. Ben vallahi yırttım. Şu köşesi yırtıktı, ben hayır. Sana söyleyeyim. Bak şimdi bundan sonrakini ben açacağım, bak bakalım nasıl yırtık mı? Sevgi abla bana komplo kuruyor ya, bakar mısın? Peki elmaları dizdikten sonra ne yapıyoruz? Üstüne bir kat daha mı? Bir kat yufka, bir kat
elma, bir kat. Sonra bir kat, bir kat, bir kat öyle gidiyoruz. Öyle 22 tamam. sıra. Son iki sırasını da hiçbir şey koymadan kapatıyoruz. Ondan sonra kesiyoruz. Ondan sonra tereyağını eritiyoruz. Üstünün köpüğünü alıyoruz. Çünkü üstünün köpüğü üstünde kızardığı zaman lekeli gibi duruyor, güzel olmuyor. Ondan sonra güzelce döküp sıcak fırına veriyoruz. Çıktıktan sonra da sıcak sıcak şerbetini, ikisi de sıcak şerbetini döküyoruz. 15 dakika sonra afiyetle yiyoruz. Buyurun bakalım. Bakalım mı? Yanması lazım. Üfleye üfleye ye o zaman. Meşhursun galiba bu işte. Demek ki hemşine gelirseniz Sevgi ablanın elinden bir baklava yiyin. Elmalı olsun. Biraz ama soğuması gerekiyor. Tabii. Çünkü bak ekip Ojavski'ye bakıyorlar. Çok güzel vallahi, eline sağlık. Gerçekten. Doğu Karadeniz mutfağının temeli kolay ulaşılabilen ürünlerle enerjiyi arttırmak. Çünkü coğrafyanın zorluğu bunu gerektiriyor. Bu dik yamaçlar yöre insanının hem doğayla hem kendiyle mücadelesinden izler taşıyor. Kasabalı Konsept gururla sunar. Mağazada 600 lira, sezon ilk indirimi 400 lira. Eğer bu programı izlerseniz 300 liraya sezon indiriminde alabilirsiniz. Peki bu ahşap bu hale nasıl geldi? Şimdi buradan mutlu bir kesme tahtası yapacağız. Şimdi soru bir, bu ne tahtası? Ağacın cinsini mi söyleyeyim? Ceviz değil. Gürgen, çam hiç değil. Sen de bir tahmin yap da. Ben söyleyeyim. Bu elma. Elma. Daha önce dekupaj kullandın mı? Yok. Şuradan başlıyorsun, şöyle bastırıyorsun ve buradan... Sen solan. Var mı sakın? Yok. Şöyle bastırıyor. Evet, böyle bir şey çıktı ortaya. Daha bitmedi canım. Böyle bir şey olur mu? Döverler adam böyle bir şey. Yok yok, böyle teslim edeceğiz. Zımparalayacağız. Tamam, sonra bir cila mı? Sonra da yağ süreceğiz. Yağ süreceğiz. Galip abi sosyolog. Uzun yıllar büyük şehirde yaşamış ve 5 sene önce de karar veriyor. Tekrar bu konağa geliyor ve yaz kış burada yaşıyor. Ahşaplarla konuşuyorum diyor. Ahşapları seviyorum diyor. Onları mutlu ediyorum diyor. Evet. Bayağı toparlamış ama ya. Daha dur, daha çok mutlu değil. Daha anlamadı ne yaptığımızı buna bak. Ya bu adamlar ne yapıyorlar bana dedi. Fakat merak ediyor tabii. Sen bunu ne yaparsan ondan sonra mutlu olacak. Sen bak, bayağı ahşaplarla konuşuyorsun ya. Bu yaptığın işle ahşapla bir duygusal bağ kurarsın. Eğer kurmuyorsan yapamazsın bu işi. Yoksa uçurumun başından niye kök çıkartayım ben? Deli miyim? Beline ip bağlayıp aşağı 50 metre aşağıya düşmek tehlikesini niye göze alayım? Bak şimdi yapacağın şu... Bu sesi dinle. Şuralar yuvarlak hale gelince... Bak. Bakalım, sonra da yağ atacağım. Ben başlıyorum o zaman. Sen başla. Tamam. Seninle ben işim yok. Yani aslında senin buraya gelme hikayen ayrı ama olay bence senin burada yani hayatını artık buraya da geçirmeye karar verdin. Ben İstanbul'dan kaçtım yani. Yok yok bana. Ben gidiyorum. Burası bana göre değil. Oysa neredeyse bir 40 yıl falan öyle ortamlarda yaşamışım yani. Ama artık yaşar mısın? Geri döner misin? Silah falan daya istersen bakalım döner miyim? Yani, yok. Yani öyle bir şey yok. Üstüne döküyorsun. Şimdi yapacağın şu önce böyle. Sonra böyle. Ama şey boyunca, su kanalları boyunca. Zaten bak damarlar nasıl çıktı değil mi? Öyle çıkar. Çok bastırma, çok da gevşek bırakma. Bu tarz işleri seviyorum ama ben ya, çocukluğumdan beri. Tamam. Yani bana ara sıra kuvvetli adam gerekiyor. Ben biraz şey, yaşlanmaya başladım. Daha da kökler falan var. Kim çıkartacak? Kök mü çıkartacağız? Evet. Bugünkü çalışma planı da var. Şimdi buraya. Hop. Tamam. Şöyle bir bakayım. Bakalım ne diyor ya. Çok mutlu bir tahta oldu ya.
Seni de sevdi. Şu an evet evet onunla biz bayağı bir sohbet ettik. Sevdalık ettiniz mi yani? Evet. Eline sağlık. Ha, sağ ol abi. Gayet güzel. Allah senin de eline sağlık. Nasıl bak, mutlu şöyle edebildin mi acaba? Hı? Ahşaplarla konuşmak, onları dinlemek biraz garip gelebilir ama Galip abinin yanındayken başka türlü çalışmak imkansız. Çünkü o tahtaların aslında kök halindeyken nasıl çıkarıldığını deneyimleyince bir ekmek tahtasını üzmek bize yakışmaz diye düşünüyor insan. Biz bu yoldan herhalde böyle yukarı doğru mu çıkacağız? Şöyle gidip şu kenardan çıkacağız. Burada biraz yılanımız fazla. Yılan fazla. Ya bu bölgede varlar nedense. Bu bölgeyi seviyorlar. Ya bir tehlikesi yok. Üstüne basmazsan. Ama basmıyor. Ya sen, senin tehdidinle alakalı bir şey. Bu aşağısı saatler uçurum. Aman ha. Dikkat edin. Bu sol tarafa fazla basma. Evet. Bir de ayaklarını biraz şeyde böyle sağdan gelin. Yan basmaya çalış. Kayarsın. Taş kayar ayağının altında. Bu saatler ay saati değil ama dağda duruyor. Güneşleniyor amca. Ha. Çıksa güzel olur. Hem sohbet ediyoruz hem yokuş çıkıyoruz. Tabii artık yorulmaya başladık. Çok da nem var bugün. Daha yolumuz var mı abi? Biraz daha. Biraz daha gidiyoruz hadi. Ayı merak ediyordun ya. Bak. Ha. Tırnakları mı? Tırnaklamış. Herhalde bir şeylere sinirlendi. Serkan tut elini. Gel gel yavaş. Ama orası kayıyor dikkat et. Tamam mısın? Eyvallah. Ha? Yan basıyorsun. Şimdi bak mesela şu kuru. Sakın dengeni verme bu tür şeylere. Kurular hemen elinde kalıyor. Yani. Evet yani sakın verme. Şimdi burada küçük kök. Vay Kıvanç. Aşağıda bir şey yok, tırmanacağız. Eğer kırılırsa dengen bozulduğu için paldır. Onu o tuttuğunu hiç tutma. Evet. Ha, yürgeni tut. Şimdi bunun kökünü bulup kazmam gerekiyor. Ekip. İyi miyiz? Aşağısı da bayağı uçurmalı ya. Sen burada niye çıktın arkadaş ya? Burada fındık tutuyor onu. Galip abiyle köklere ulaşmak için çok zorlu bir yol yaptık. Zaten hava inanılmaz sıcak. Ama gittiğimiz yer enfes bir yer. Oradaki atmosferi hissetmeniz gerekiyor. Bir yanda şelale akıyor, bir yanda sıcak, nemli bir hava. Ama muhteşem bir yer. Yönetmenimiz kısa bir ara verdi. Biz de bu arada fırsat bilip muhlama yiyelim dedik. Sağ olsunlar çok güzel bir kahvaltı sofrası hazırladılar. Oo. Gel bir tereyağını gör de. Şimdi teleferiği gördüm de ben bunu merak ediyorum esas. Bu sistemi bayağı daha önce görmüştüm ama nasıl çalıştığıyla alakalı bir bilgim yok. Buradan ta karşıya kadar gidiyor mu? Gidiyor. Peki ne taşıyorsunuz bununla? Bununla her şeyi taşıyoruz. Çay taşıyoruz, pazar alışverişi. İnsan hariç her şeyi taşıyoruz. Çalıştıralım istiyorsun. Tabii ki, tabii ki. Aşağı verirken motor çalıştırmayı gerek yok. Burada freni var. Freni kaldırıyorsunuz. Bıraktığında gidiyor. Gidiyor. Karşıya yaklaştığında biraz daha frene basıyorsun. Yavaş yavaş çarpmasın diye. O kadar uzun ki sen nereden anlıyorsun yaklaştığını? Güneş olunca güneşin gölgesinden. Dur. Tamam. Geri çekme işlemi. Tamam. O zaman motoru çalıştırıyorum. Tabii. Yukarı çekerken motor çalışıyor. Geliyor şöyle mu çekiyor. Şu anda geliyor. Şimdi kendisi gelecek böyle. Evet. Biraz önce sohbet ederken bu evin yapımıyla ilgili konuştuk da. Evet. Anneannemiz büyük emeği varmış burada ya. Çok ha? Emeği var. Anlattılar. Yani evin yapımında sırtıyla taşımış bütün tahtaları. Tabii ki. Şu dağların arkasından 2 saatlik, 3 saatlik yollardan tahtalar getirmişler. Büyük emeği var. Ha? Tabii ki. Maşallah ama 90
93 yaşında sanırım. 91 yaşında, 93 değil. Evet, 91 yaşında. Maşallah. Şunu biraz yukarı doğru çekin. Yavaşlatıyoruz abi. Bunun da böyle sorunları var işte. Evet, bu kadar. Peki çocukken falan bindiniz mi üstüne? Yok, o biraz yemiyor. Tehlikeli mi? O yemiyor. 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 Peki ben binsem beni taşır mı? Yok. Ha? Yok. Bir deneyeyim. Yok. Şöyle yarıya kadar beni götürüyor. Kesinlikle, kesinlikle. Luna Park gibi olmaz mı? Yok, yok olmaz. Olmaz. Ben bir deneyeyim ya, şunu alayım da. Sen bir indirirsin beni biraz. Eyvahlar olsun. Ha? Eyvahlar olsun. Biniyorum o zaman. O betona kadar verebilirim seni. Çok çok ufak olacak ama artık o kadarla olsun. İdare edersin. Bu herhalde bak çatır diyor ama. Çatırdasın korkma. Ha, bir şey olmaz değil mi? Çatırdasın çatırdasın. Evet veriyorum bismillah. Hadi bismillah. İlk defa insan mı taşıyor bu ya? Serkan görüşeceğiz. Niye böyle yaylana yaylana yavaş gidiyoruz? Yavaş yavaş veriyorum korkudan. Ha tamam. Evet. Bu kadar. Tamam. Selmiye teyzeye sordum. Hani çocukken bile mi hiç binmediniz? Ben çünkü hevesliyim ve binmek istiyorum dedim. Kendisi bayağı bir korktu. Ama benim inadım karşısında tabii o da dayanamadı. Sağ olsun beni şöyle 10 metre kadar öne sürdü. Ama çok sallanıyordu aslında. Ben de korkmadım değil. Evet, gelmesi de kolay. Allah. Ama ne oldu ani fren yaptın ya? Burası teleferiğin geldiği son nokta. Şimdi çekmeleri için yukarı bir sinyal göndereceğim. Evet. Görüyorsunuz. Şu an teleferik çıkış noktasına doğru gidiyor. Karadeniz'in her yeri çay bahçesi, çay tarlası ve çaylıkla dolu. Fakat mevsimi olmadığı için biz çay toplayamadık. Ama köylüler çayın her şeyinden faydalanıyorlar. Ben de çay tarlasına girdim ve onlarla çay tohumu topladım. Bu tohumla ne yapıyorsunuz peki? Bunları satıyoruz. Ha, tohumunu çay satıyorsun. Evet. Sonra ekiyorlar mı bunu? Bunları eken de var. Karadeniz'de eken de var. Sonra kozmetikte kullanıyorlar. Aktarlar kozmetikte kullanılıyor. Boyada kullanılıyor. İlaç sektöründe kullanılıyor. Ama bayağı bir işe yarıyormuş canım. Aynen aynen. Biz sadece içiyoruz. Ha olay bu esas. Evet esas olay. Bu tohum esas bu mu? Aynen evet. Çay böyle tohumu görmediyseniz çay tohumu. Çay tohumu sert, yeşil şöyle tomurcuk şeklinde. İçinde iki tane çekirdek var. Hatta ben bir ara dişimle kırdım ve o içindeki çekirdeği yedim. Yeni görmemiştim. Yok vallahi acı değil. Acı değil mi? Yok ben yerim bunu. Normalde sırtlanıyorsunuz bunu değil mi? Evet. Ama şimdi erkek varken durun bakalım. Size iş kalmaz. Sen onu da ver. Aynen. Tamam mıyız? Evet. Kayıyor toprak ya. İşte bu çaylara tutunuyoruz. Yaşadığım bu deneyim bir nevi köy hayatı stajı gibi bir şey. Köyden biraz uzaklaşıp asıl en zorlu ama en mükafatlı deneyimi yaşamak için Aydere doğru yola çıktım. Çünkü tadı efsane karakovan balının neden bu kadar pahalı olduğunu öğrenmek istiyorum. Bunu öğrenmenin yolu da bir karakovanın nasıl yapıldığını tecrübe etmekle başlıyor. Osman Usta'ya nasıl bir çırak olacağım acaba? Osman Usta, kolay gelsin. Sağ olasın. Ne haber, nasılsın? İyi, Allah'a şükür iyiyiz. Sen nasılsın? İyi vallahi, sağ olasın. Ne yapıyorsun? Hazırlık yapıyoruz, Mustafa Bey'e bir kovan hazırlayacağız. Bir karakovan yapacağız evet, değil mi beraber? Evet, evet. Onun hazırlığını yapıyoruz şu anda. Evet. Başlayalım mı hemen? Tabii ki. Tamam, hemen başlayalım bunu. Ben sana yardım ediyorum. Tabii. Tamam, sen, yani sen beni yönlendir. Şimdi bak, bunun çizimini yapacağız. Aha. Tamam mı? Bunun çizimi. Bunu keseceğimiz yerlerini mi çiziyorsun tabii, tabii, sen? Tabii, 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 tabii ki. Şablon üzerine kesim yapılıyor bunlar. Ha, şablonu oluşturuyoruz. Evet, 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 evet. Tut buraya, bunu bu tarafa alalım. Nereyi tutuyorum? Tut da böyle kaydıracağız. Ha, kaydırıyoruz. Heh. Ha, tamam. Tamam. Çakıyor muyuz? Tabii ki. Haydi. Tamam, yeterli. Yeter mi? Yeterli. Kaldırır mı? Yeterli, yeterli, tamam. Yeterli. Bundan sonra direkt kesme işlemi. Şimdi biçime başlıyoruz. Osman abinin yanına karakovan yapımına geldim. Zahmetli bir iş tabii. İşe başlamadan da hani üstüm kirlenmesin, saçım batmasın diye dedim şapkasını kullanabilir miyim?
şapkayı elime atar atmaz bir sıcaklık elimde. İlk başta anlamadım. Sonra şapkayı kaldırdığımda baktım ve hayatıma ilk defa arı soktu. Abi arı da soktu beni ha. Çok kismet. Hayatımda ilk defa arı sokuyor. Çok kismetlisin. Ne yapacağız? Amonyak var mı? Yok hiçbir şey olmaz ya. E baksana yanıyor abi. Kesin oo ya, yok etapta ya, yok etapta yapar onu da bir şey yok. Onda bir şey yok. Osman abi gel dedi buraya uzat elim dedi. Elimi uzattım. İğneyi çıkardı. Abi şişecek dedim. Amonyak, kolonya bir şeyler yapalım. Yok yok şişmez daha dedi. Ondan sonra işe koyulduk. Önce bu üstteki kabuğu mu söküyoruz? Evet. Tamam. Şu kahverengiyi çıkarıyoruz. Üstten değil. Yandan. Öyle mi? He. Alabilirsin oğlum. Ver abi ver. Osman abi. Ne haber? İyisin. Evet. Hop, çık, bu çıktı şimdi burada. Bunu yatıracağız. Yatıralım. Tamam. Gelsin. Şimdi çek onu sen. Tamam. Çek, çek, çek. 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 Tamam. Karakova'nın kesimini gerçekleştirdik. Şimdi herhalde bir çakma işimiz var. Şimdi ilaçlarını yapıştırıyoruz. Ha? İlaç ha, özel bir ilacı var. İlacı kullanacağız bir saniye. Ne oldu? Şimdi senin kim akışı? Bir tane çivi yetiyor mu ona? Yetiyor. Bunun şu anda temizlik işine başlayacağız. İçini temizleyeceğiz. Buraya koyalım. Kaldır. Abi bu var ya, içi boş olmasa bunun yerinden oynamaz ha. Bunun iç temizliği budur. Ben devam edeyim mi? Bir deneme yap. Bir deneme yap. Sonuna kadar mı itiyoruz? Oldu herhalde, baksana. Hiç tamam. Almıyor. Tamam, alalım altını. Bir saniye. Bir rak. Öyle ortalıyor musun? Tabii, bir rak. Bitti. Şimdi bunu kapağını yapacağız. Aslında çok zevkli bir iş ama ilk defa yaptığım için tabii hani makine de kullanmadım daha önce. Hani az çok elimden böyle işler geliyor ama tabii hani böylesi değil. Peki bunu biz nereye koyacağız Mustafa abiyle? Bunu şimdi orada yerinde çam, gürgen veyahut lahmur ağacı olabilir. Oraya çekilecek aşağı yukarı 25 abi, metre falan olması lazım. Öyle 20-25 metre ağacı çıkacağımızı hiç düşünmedim ya. Köpü dediğimiz şey yapacağız. Tamam. He, bunu o taraftakine. Tamam. Tamam. Kapa. Bu açılmaması içindir. Tamam. Onun mandalidir. Tamam. Şu anda bu kovan bitmiş. Tamam, bir kaldır bakalım. Götür, orada taşıyabilecek misin? Ne yapacaksın? Bunu bir kaldır, bir bak. Oo. Dur abi. Bunun bir taktiği yok mu ya kaldırmak için? Osman abinin dediğine göre böyle kaldırıyorum. Kaldırmakta sıkıntı yok ama bunu tabii şöyle bir şeyler dedi. Evet. Böyle sırtıma alıyormuşum. Vallahi şöyle düzgün tutabilirsem bir 10-15 dakika taşırım gibi. Dur dur dur, yardım etsene. Hoppa, zaten yoruldum. Teşekkürler. Ben bu kadar yoruldum. Ekipten rica edeceğim. Ekip bunu getirecek oraya. Oho! Kıvanç hoş geldin ya. Oo, Mustafa abi hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın? İyisin inşallah. İyi, sağ olasın. Nasıl i̇yi, gidiyor? İyi, çok güzel ya. Abi buralar ne böyle ya? Cennete gelmişiz ya. Ya çok şükür Allah'a. Ne yapalım? Allah'ımıza yüz binlerce şükürler olsun. Kovan hazırladık Osman abiyle. Evet. Geldi mi kovan? Kovan geldi burada şimdi. Tamam abi. Ama çok zor bir parkur bekliyor seni. Harbi mi diyorsun? Ağaca tırmanmak var. Şelale yolu, yürüyüş var. Allah kolaylık versin abi sana. Abi yapacak bir şey yok. İşe koyulalım. Koyulalım. Tamam. Az laf çok iş. Çok iş. Yapacak bir şey yok. Bizim coğrafya zaten çok zorlu. Aynen. Her abi taraf orman. Kovanımız bu işte bak. Kovanımız nasıl geldi. Yapmışız? Çok güzel oldu, süper oldu ya. Müthiş ya. Oho, çok bakar acayip. Buralar hep el işçi diye. Süper oldu, süper oldu ya. Ne güzel. Yapacağız şimdi bunu? Şimdi bunu götürüp oğul konması için bir şelale yürüyüşü. Ondan sonra ormana gireceğiz. Böyle büyük bir ağaca tırmanacağız. Ne kadar? Ya aşağı... Ya aşağı yukarı bir 45 dakika falan yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz. Ama sırtında. O zaman bağlayayım. Bayram.
Gel, sen de yardımcı ol. Ne haber? İyi abi, ne haber? Sağ olasın vallahi, ne yapıyorsun? İyi, çok şükür. Bir şey bayram. Bunun sırtını alacakmışsın, gideceğiz sonra. Tamam. Sıkıntı tamam. Yok yani. Rahat ol. Bunu bir bağlayalım bayramda. Sen yardımcı ol da dur. Bir dakika. Şöyle buradan geçireyim ben. Şey, bayram tecrübeli galiba bu konuda. Bayram doğru. Hep yardımcı. Bu kültürü yaşatmak için gençlere öğretmek lazım bu işi. Bayram. Bir dakika. Sen bayram, şimdi bunun sırtını alıyorsun ya. 45 dakika falan gideceğiz. Şelaleyi falan geçeceğiz. Ormana doğru gideceğiz. Ondan sonra sen de bu yani. Şimdi buraya oturuyorsun. Bayram oturuyorsun. Ben mi oturuyorum? Yok yok. Ben oturuyorum abi. Dur abi şu gözlüğü ben ekibe teslim edeyim de. Tamam. Elini kaldır. Bayram sen de o bir taraftan elini. Bu ne ya? Okullu çocuk gibi. Çantayı bağlıyoruz arkadaşlar. Oturuyorsun. Tamam. Bir sirkelen böyle, bir sirkelen böyle güzel. Tamam, sağlam mı? Tamam. Nasıl kıvanç? Şimdi nasıl ya? Tamam baba. Kalk ayağa o zaman bir nasıl ya? Yürüyebilir miyiz? Yürürüz tabii canım. O zaman yolumuz bu tarafa. Çıkıyor muyuz? Herhalde yola hadi devam bakalım. Yolumuz açık olsun hadi o devam. Zaman. Ben gelmeyeyim artık. Sen sırtladın nasıl olsa. Kovanı benim gelmeme gerek yok. Sen biraz dinlen, çalışacağız çünkü sen. Tamam abi. Tamam. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin tamam. Size de. Hayırlı bismillah. Ağır mı? Çok ağır mı? Ağır ama. Yapacak bir şey yok. Gel bakalım. Gel. 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 Baba. Ne oldu? Baba, ne oldu? Sepeti unuttun, ipi unuttun. Ağaca nasıl çekeceksin kovanı? Ya o Mustafa abinin işi, ben ne bileyim ya. Ya doğru, unuttuk da dalgaya geldik ya. Olsun. Daldık tamam. Heyecanla. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hemen attım. Mustafa abi be. Burayı çıkacağız mı komple? Tabii, böyle yukarıya doğru yürüyoruz. Burası da işte meşhur fırtına deresi burası. Meşhur fırtına. Fırtına deresi. Bu da Bededes deresi deriz. Bu Hazendak, Hokut, yaylaların altından çıkıyor bu su. Vay. Şuraya bakar mısın abi? Bakar mısın diyorum da sen zaten burada yaşıyorsun. Ben burada. Bana vay. Çok şükür Allah işte. Allah abi, bizi buralara nasip etti ya. Bu ne şelalesi? Bu Bededes şelalesi diyoruz. Bededes. Bu ne abi? Bu karayemiş işte, bizim bu balımızın en meşhur bal dediğimiz bu karayemiş bak. Karayemiş. Karayemiş bak. Bunun bir tadına bir bak. Çekirdeğiyle beraber yiyebilirsin. Çekirdeğiyle? Tabii. Bu ilaç ya. Acı mı geldi? Abi çekirdeği çok acı ya. Ya olurum ya. Bu daha karayemiş. Tamam. Devam edelim mi? Devam. Nasıl şelale? Muhteşem. Bakar mısın ya? Ya ne demek ya? Böyle gidiyoruz değil mi? Böyle çıkıyoruz artık. Mustafa abiyi takip ederken birden bir şelaleye denk geldik. İnanılmaz, mükemmel bir doğa. Biraz orada dinlendik hatta kendisiyle. Ondan sonra yola devam ettik. Dere kenarından yürümek iyi, fırtına deresinin kenarından, ama burası biraz daha zor. Serkan iyi miyiz? İyiyiz. Biraz hızlı mı yürüyorum ben? Yok yani. Kovanı verdin bana tabii, önden gidiyorsun. Ama bu ağaçlar kaç senelik böyle ya? Bakar mısın? Bu ağaçlar. Bu ne? Bunlar şimdi 150 yıllık falan. Ama bak onlar hep karakovan eskenceleri, bak görüyor musun bak. Abi bunları kaç sene önce koymuşlar oraya? Şimdi bunu koyan adamlar Allah rahmet eylesin, gani hepsi öldü. Yani Allah bu Allah. Çok eski bir meşale tabii. Abi biz şuradaki ağaca mı çıkacağız yoksa? Yok bunun bu değil, o arkadaki o çama. Öyle abi? O arkadaki çama çıkacağız. Biraz daha onun yürü. Da pek farkı yok ama. Vallahi bakar mısın ya? Ya buradan genç öyle adam. Gözüküyor. Ya Kıvanç sen genç adamsın, bir şey olmaz ya. Hadi abi. Gel. Haydi bakalım. Tamam kardeş. Hoppa. Hoppa. İnleneyim ha burada da. Aha. Kamera kaç kilo? 8 kilo. 40. Gelebileyim. Neredesin? Dur. Hadi devam et. Tamam abi. Bu düzgü artık. Oo. Haydi bakalım. Abi belli bir zaman yürüyeceğiz. Yorulacaksın Kıvanç. Zaten işte yoruldum böyle. Abi. Yorulacaksın değil. Yoruldum.
Ağaca da yanaşıyoruz. Nerede ağaç? Aa, şimdi geldik ha. Aha da ağaç. Ağacımız ağacın bu. Dibine geldik ha. Dakika tuttunuz mu? Kaç dakikada geldik buraya? Abi şunu ben bir yere bıraksam. Ya gel gel ha? Gel. Aha, ben alacağım. Gel. Nasıl yapalım? Gel 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 gel. Çok yoruldum. Oo, sen ne diyorsun ya? Aha, tamam. Ne yapıyorsun? Bırak. İndur. Tamam. Şimdi oraya çıkacağız. İskenceyi bir ufak tamir edeceğiz. Merdiven hazır, her şey hazır. Sen o zaman kovanı tut, ben bu ipleri bir alayım buna da. Öyle kovanı abi, bir rahata bindirin. Abi peki buraya biz nasıl çıkacağız ya? Bu iskence kaç metrede? Ortalama 20. 20 mi? Tabii ben hani kara kovanı koyacağımız yerin bu kadar yüksek olacağını tahmin etmiyordum. Hani 15 metre falan diye düşünüyordum. Abicim biz onu peki o kadar yukarı koymasak, şuralara koysak? Ya ama şöyle, şimdi o arı... güneş görecek. Onun için şimdi burada rutubet oluyor, nem oluyor. Alçağa koyulmuyor. Onun için yukarıya yaptık. Ya şimdi burada ayıdan da korkuyoruz. Ayı çok var. Şimdi bu yani, yaban şimdi hayatın var ayı. Onların yaşam alanına girmişiz. Doğru yani yaban hayatı var burada. Onun için ayıdan da korkuyoruz. Şimdi oraya kadar ayı çok rahatlıkla çıkar ama oraya çıkamaz ayı. Bunu alacaksın mı? Yok, bu duracak. Bunu kullanmıyoruz şimdilik. Şimdi bak, ben oraya çıkıp makaradan geçirdim mi bu ipi, bir ipin ucunu, bunun bir ucu bende duracak, bir ucunu sana oradan atacağım. Gidiyor musun? Haydi bismillah. Hadi bismillah. Ha, bunu arkaya alayım, duran basın. Dur bir fotoğrafını çekeyim senin, dur. Tamam. Al. Göndereceğim bunları sana. Tamam, teşekkür ederim. Vallahi bayağı çıkmışsın ha. Bu yüksek da. Şimdi bu ipin ucu var ya. Hı. Ben şimdi böyle kendim bir sağlama alayım. Şimdi o sepeti indir, o bizim malzeme sepetini indir aşağıya. Dur bakalım. Buna mı bağlıyorum? Aa, bağla, tam ortadan elini tuttuğun yerden bağla güzel. Sen çekebilecek misin? Sen çekeceksin. Neyi ben çekeceğim? İpi sen çekeyim. Sen bak, göstereceğim işte. Bu lazaklı. Bak nasıl çekeceksin, göreceksin. Sen onu bırak. O tamam. Bir ipe geç şimdi, o bir ipe. Buna mı? Geç o ipe. Çekeyim mi? Şimdi çek hele yavaş. Bir. Yavaş. Çek. Bana bak, ben hiç yardım etmiyorum. Ha? Nasıl, zorluk var mı çok? Yok süper. Çek o zaman. Abi makara tıkır tıkır işliyor. Çek. Ben diyeceğim sana. Çek. Geldi çek, mi? Çek. Biraz daha çek. Az daha çek. Aman hiç boş bırakma. Yok sağlam. Mustafa abi zaten öncesinde bir hazırlık yapmış. Merdiveni çakmış. İşte yukarıyı hazırlamış az çok. Geldiğimizde makarayı bağladık. İlk başta onun yanına gereken malzemeleri yukarı makara sistemiyle çıkardık. Ondan sonra tabii ki tamam, karakovanı yukarı çıkarmaya kaldı iş. Neyse ben aşağıda karakovanı bağladım. Allah'tan makara sistemi o kadar zor bir sistem değil. Hani çok kuvvet uygulamanız gerekmiyor. Sadece dallara takıldığı yerde tabii biraz güçlü çekmeniz gerekiyor. Bir dakika, hop çek. Dur de... kapak çıkıyor. Yok o kapak çıkmaz. Aha dur. O pipitayı kapatmadın mı? Pipita mı? Ya onun arkasında kilit var, kilit odundan. Sen kendin az daha yukarı çık. Tapa gelebilir, çık yukarıya, ben tutuyorum. Otur oraya şimdi, otur. Tamam, dur. Otur yere. Bir dakika dur, yavaşça inşallah düşürmeden çıkaracağız, dur. Vallahi düşürmeden çıkarırsak ya başardık. Hayır, kapak düşer. Düştü. Yapacak bir şey yok. Sen kurtar oradan. Çek. Tabii şöyle de bir şey başımıza geldi. Ben kapağı sağlam bağlamadığım için yarı yolda o kapak aşağı düştü. Mustafa abi de ceza olarak sen çıkacaksın, bu kapağı sen takacaksın dedi. Nasıl gelebiliyor musun Kıvanç? Yavaş geliyorum tamam, abi. Tamam, acele etme, yavaş. Çok hızlı çıkıyorsun, yavaş. Yok. Tabii iş başa düştü. Ben de Mustafa abinin olduğu yere tıkır tıkır çıkmaya çalıştım. Ara ara insan tabii aşağı baktığında korkuyor. Yani öyle hani aşağıdan gözüktüğü gibi değil. Neredeyse 30 metreye kadar çıktık. Aha, bana bak şimdi hapında. Yok oradan değil, şuradan. Bir çık hele oradan yavaş. Buradan mı? Ha, yavaş çık öyle. Tut ha buraya bir elini. Ben bir tane daha çıkayım mı abi? Yok çıkma. Kapağı takacağım. Yok orada kapak arkada.
Aa, sen kapak mı? O da la tutma. Sen şimdi oradan oradan burayı artık... içe mi koyuyorsun? Yok, tamam mı zaten? Ha. Ya sen ne diyorsun? Baba... Ama birinci de nasıl denk geldi? Baban da mı karakovancıydı? Rahat mısın Mustafa abi? Ya ben çok rahatım ya. Sen rahat ol yeter. Ya sen şu manzaraya bakar mısın ya? Şey ya şimdi ya. Üstten aşağı böyle bakmak varken alttan yukarı bakılır mı? He? Bu manzaranın biraz tadını çıkaralım, sonra gidelim bence. Tamam. Ha? Karakovan hazır, orada sağına geçeceğiz artık. Sen direkt bile... tadacağım orada değil mi? Tabii canım, o çıkaracağız. Tamam. O balı yiyeceksin zaten. Tamam abi, o bal yenecek. Vallahi. Artık balın tadına bakmak lazım. Şimdi Mustafa abinin daha önceden hazırladığı karakovan balını tatmaya gideceğiz. Şimdi Kıvanç'ım, onlar beni anlıyor, ben onları anlıyorum. Sen dışarıdan geldin, belki sana söktüler, bunu giyindirelim sana. O zaman tedbiri alalım abiciğim. Tedbiri alalım. Sen giymeyecek misin? Yok, ben giymeyeceğim. Nasıl giymeyeceksin? Yok, bayağı giymeyeceğim. Allah Allah, arılarla dans eden adam gibisin ya. Aha, arkadan ben çekerim istersen. Sen bir o şey yapayım, dur bir dakika. Aha. Bu zaten arizeyi ilaç olarak... İnsanlara enjekte ediyorlar ya. Vallahi romatizma için bir numara. Gel beni takip et, tamam, o zaman. Hadi. Aha. Buraya gelince şu tele tut. Aha. Abi bu duman ne işe yarıyor? Balın üzerinde olan arıları dumanla on tarafa doğru vereceğiz. Ki içerideki balı alabilirim. Bu herhalde arıları sakinleştiriyor değil hem, mi? Tabii tabii. Hem arıları sakinleştiriyor hem arıları on tarafa verecek ki arıyı almayalım biz. Tamam, içine doğru da basayım mı? Ya az az bas içine doğru da. Tamam, az az. Ha öyle az az. Bunu böyle koyalım. Şimdi orada bir köprü var. Şurada bak. Şurada bir köprü var. Oradan o tarafı bunları sağacağız, alacağız. Ama o iç taraftaki balları kendisine bırakacağız. Sen şimdi dumanı ver biraz daha da ben... Ver. Ben şimdi görüyorum. Benim bak. Anlamadım hiç. Arı seni nasıl sokmuyor ya? Ya o ben ha? Bunlarla... Aranızda bir bağ olmuş. İletişim kuruyoruz bununla biz de. Bakar mısın üstüne konuyorlar o? Yok, hiçbir şey olmaz. Bir senede bu mahsulü mü verdi? Evet. Ya burada İnşallah. Zaten karakovan balı az oluyor. Kıvanç öyle aşırı fazla bir bal olmuyor yani. Abi o yüzden değerli zaten. Evet. Sana da aşağıda tadacağım artık. Aşağıda keseceğim bu baldan böyle bir güzel yedireceğim sana. Mustafa abi tadalım artık. Şimdi tamam. Ben şimdi sana bir de şöyle doğal kaşık yapayım bir dakikada. Hiç insan eli değmezden şöyle her şey doğal doğadan. Aa. Bu çok acayip. Bu balın üzerine bal yok. Aç ağzını. Oh. Ya bu şifasa bir de lezzetine bak, tadına bak. Yüzünü göreyim nasıl? He? Lezzeti nasıl? Böyle bir bal yok. Ben bal yememişim ya. Ben sana söylüyorum, vallahi diyorum. Doğal ballar alıyoruz falan yiyoruz evde ama böyle bir şey yemedim ben. Şimdi bunu arıları kaçıralım. Bayrama doğru gidiyoruz yani. Tamam, evet bayrama doğru. Tamam. Tamam, haydi yiyelim şimdi. Aynen. Gideceğiz bir ateş yakacağız. Tamam. Çayımızı demleyeceğiz. Süpersin. Bizim kamp yerimiz burası. Şu ağaçların altında oturacağız. Burada bekleyeceğiz. Ama ateşimizi burada yakacağız önce. Bayram belli ki tam bir görev adamı. Sistemi burada çok net biliyor. Şimdi biraz zamanımız var, o yüzden çayımızı demleyeceğiz. Biraz sohbet ederiz, biraz çay içeriz. Çaya hasret kaldık da. Öyle burada çay içilir ya. Bunu şimdi üstüne mi oturtuyoruz? Onun içine oradan köz atacağız. Üstüne oturtmayacağız. Tamam. İçinde yakacağız ateşi. Tamamdır bu. Artık böyle kendi kendine yanacak. Evdeki ocaktan daha güzel oldu. Naz ocağı bu. Naz ocağı. Çok güzel oldu. Şişimiz tamam. Güzel oldu değil mi?
Balıkları temizledim, ayıkladım güzel. Eline sağlık. Oo, tavşan kanı. Oh, köz doğu biçim oldu. Ben böyle direkt dalıyorum. Dalıyoruz direkt, burası dağ. Tam da zamanında almışsın he balığı. Kurutursan tamam, bir şeye benzemez ya. Aynen, lokum oldu ya. Bakar mısın? Ya buraya geldim var ya, benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Acayip renkli insanlarla tanıştım. Mustafa abi, Galip abi ayrı, Halide nine, Osman abi sen. Gittik elmalı baklava yaptık. Karakovan'a çıktık abi. Çok çok keyifli vakit geçirdik gerçekten. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şehirden buralara geliyorsun ya, şu zorluğu görüyorsun. Aslında hani sana çok net gösteriyor yani. Şehir hayatı bambaşka bir hayat, köy hayatı apayrı bir dünya. Aynen. Kolay değil ama çok keyifli ya. Vallahi çok keyifli. O değil de çay çok lezzetliydi. Ya bizim çayımız 10 numara olur. Peki sence Trabzonlu mu daha iyi demler, Rizeli mi? Trabzonlu ne anlar çaydan? Çayın başkenti Rize. O Trabzonlu zaman ancak hamsi pişirir. Aa. Öyle. O zaman çayı burada içeceğiz. Çayı Rize'de ha içeceksin, hamsi Trabzon'da yersin.